güneşli bir günde Kıbrıs'tan herkese merhabalar. Bugün arkadaşlarımın yanına gidiyorum. İleride böyle Çıralı Pastane de değil. Yani o tarz bir yer var, bahçeli bir yer. Onlar okuldan çıkacaklar. Ben de şimdi onların yanına gidiyorum. Okul servisine bindim. Avantin'in orada indim. Şimdi yürüyerek oraya gitmeye çalışıyorum. Hava aşırı sıcak. İçimde böyle bir hani ince bir şey olmasına rağmen üzerimde kaban var ama ayağımda bot var ama pişiyorum yani. O kadar sıcak. Akşamları da keza soğuk oluyor. Hani insan böyle ne giyeceğini bilmiyor. Çünkü güneş gitti mi buz gibi oluyor. O zaman da üşüyorsunuz. Şu an yürürken bayağı bir sıcakladım açıkçası. İlk defa kulaklıkla konuşuyorum da çünkü öteki türlü tam bu bulunduğumuz yer böyle caddenin üzerinde olduğu için çok fazla sesimi çıkacağımı düşünmüyorum. O yüzden dedim kulaklıkla konuşayım. Arkadaşlarım şimdi gittiler. Hava gerçekten bahar gibi soğuklardan sonra, özellikle Bursa'nın soğuğundan sonra bayağı bir güzel geldi. Yani şununla bile güneşte insan böyle bir sıcaklıyor. Neyse, arkadaşlarım şimdi gittiler okullarına. Burada zaten yakında direkt Girne Üniversitesi. Oraya gittiler. Ben de birazcık daha oturayım. Ondan sonra giderim diye düşündüm. Yine merkeze doğru gideceğim. Birkaç tane çünkü almak istediğim bir şey var. Onları da alayım. Çünkü gitmeye kaç gün kaldı? 2-3 gün falan kaldı. Zaten son günü saymıyorum bile. Öyle eksikleri falan alayım dedim. Birazcık tabii ki burada güneşin tadını çıkarmak istiyorum. Böyle ağaçlık, yeşillik bir yer zaten burası. Bayağı bir güzel. Çıralı Bakery diye geçiyor burası. İşte Kıbrıs, geleneksel Kıbrıs yiyeceklerinin de bulunduğu bir yer. Yemek olarak değil de hani böyle daha pastane tarzı bir yer. Kahve, çay falan hani böyle kahvaltı da edilebilecek, oturulabilecek ve hafif böyle bir piknik havası da var. Yerler zaten çim olduğu için bayağı bir güzel. Öyle taze taze zaten içerisinde yapıyorlar pastanesinde. Sonra sıcak sıcak fırından çıkarıp böyle zaten az önce çekmeye çalıştım ama çok fazla bir çekemedim içerisinde. Çünkü çalışanlar vardı. Öyle kalabalık olunca çok böyle hani insanları rahatsız edip çekmek istemiyorum. Öyle oradan alıyorsunuz. Zaten tane hesabı ya da işte kurabiyeler falan varsa böyle kilo hesabı falan satılıyorlar. Ben zaten sabah bir şeyler yediğim için burada da tatlı yedim. Böyle muffin falan. Bayağı lezzetli gerçekten yiyecekleri. Fiyatları da tabii ki dışarıya göre daha uygun. Güzel bir sürü çeşit bulunuyor böyle. Hava rüzgarlı, yani güneş olmasa bayağı bir şey olacak. Üşütecek bir hava var aslında. Güzel, birazdan bu bulunduğum kısım Karakum tarafına doğru gidiyor. Yani aslında birazcık Girne'nin hafif dışına çıkan bir yer. Şehir içi ulaşım araçları falan buraya gelmiyor. Ben işte okulun servisiyle indim. Biraz yürüdüm, bir 10 dakikaya yakın. Öyle. Şimdi birazcık burada oturuyorum. İnternet falan var. Çünkü malum burada Kıbrıs hattım olmadığı için şu an internette ancak Wi-Fi bulduğumda çekebiliyorum. Her noktada olmadığı için. Annemlerle falan konuşurum. Ondan sonra yavaştan böyle cadde üzerinden geze geze gideriz. Bayağıdır oturuyorum. Güneş o kadar güzel ki zaten yer değiştirdim. O arka tarafta falan internet çekmiyordu. Böyle birazcık daha şu kısma geldim. İnternetin çektiği kısma. Annemlerle falan konuştum böyle. İnterneti güzelmiş buranın. Şimdi kalkacağım yavaştan. Kalkasım gelmedi açıkçası güneşten. Bayağı bir güzeldi, keyifliydi. Temiz hava almış oldum. Yani gerçekten hani mesela Bursa'da hava kirliliği olduğu için böyle bilmiyorum, bu kadar güzel hissetmiyorum havayı. Yani temiz olduğu hani aşikar buranın ve insan böyle bir mutlu oluyor temiz hava görünce. Oksijen temiz. Hani böyle çevre kirliliği çok fazla yok. Hava kirliliği daha doğrusu. O yüzden güzel bir gün oluyor. Devam edelim bakalım şimdi kalkıp buradan.
arkamda gördüğünüz yerde Ligin'in öğretmen evi vardı. Şimdi bu cadde boyunca böyle adliye, ondan sonra hastane falan bulunuyor. Yani bu cadde bayağı işlek bir yer. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bu arada Girin Öğretmen Evi herkes açık, yani otel gibi gelip kalabilirsiniz burada. Eğer çok fazla böyle denize girmek vesaire istemiyorsanız aklınızda bulunsun. Kıbrıs'ın en sevdiğim yanlarından bir tanesi de böyle yayaya yol veriyor olmaları. Çünkü hani siz karşıdan karşıya geçmeye çalıştığınızda arabalar ana yolda bile olsanız duruyorlar ve size yol veriyorlar. O gerçekten çok güzel bir özellik. Şimdi geldim eve. Birkaç bir şey aldım tabii ki de. Böyle ucuz buldum ya da böyle istediğim şeylerden. Şimdi onları göstereyim. Ondan sonra da artık videoyu bitireyim. Çünkü muhtemelen bu saatten sonra pek bir şey yapmayacağım. Biliyorsunuz Lemar'a girdim. Lemar'dan şunlardan aldım. Şu brüşet olan şeylerden. Yani bunlar böyle İtalyan markası. Mesela bu domates, zeytin ve zeytinyağlıymış. İtalyan şeyi zaten. Bunları ben çok seviyordum. Türkiye'de ben bunlardan bulamıyorum. O yüzden bundan almak istedim. Bir sonraki yine aynısından. Ama bu seferki pizza. Pizzalı yazıyor. Bundan aldım. Bunları ben bir tane Kıbrıs videomda göstermiştim. Yine aynı şeyleri almıştım. Hazır bunu görmüşken yine indirime girmiş. Bu da nereden? Polonya'nın ürünü müydü? Öyle bir şeydi galiba bu. Bundan aldım. Böyle içi kurabiye gibi ve içinde 12 tane var. Çikolata parçacıklı kurabiye. Ve Lemar'dan son olarak bir de şöyle bir tatlı tabağı aldım. Altılı. 6 tanesi 10 liraydı. 10,5 mu? Öyle bir şey. Bence bayağı bir uygun. Zaten Japon ürünü mü? Öyle bir şey. Şöyle bir deseni var. Ben de görmüşken almak istedim. Çünkü Kıbrıs'ta böyle çok fazla yurt dışından gelen ürün bulabiliyorsunuz. Yani işte tut bisküvisinden, çikolatasından, işte alkolünden her şeyine varana kadar. Hatta böyle özellikle İngiltere ürünleri de çok fazla satılıyor. İşte kahve takımları, fincan takımları. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü şey var. O yüzden hani Türkiye'de olmayan çok fazla ürün var. Özellikle marketlerde. Ben de böyle tabii ki kurun artmasıyla birlikte pahalandılar ama hani birazcık daha uygun fiyatlı ve hoşuma giden şeyleri almak istedim. Bir de son olarak Ordu Pazarı'na gittim. Ordu Pazarı'nda da bunu aldım. Ters tutuyor, ters tutuyor. Şuna. Bunlar böyle İngiltere'den gelen bir ürün zaten yine. İçinde çaylar var. İngiliz çayı vesaire. Bu kutunun bir tanesi mesela şu ortada olan. İleride kumbara olarak da kullanılabilir. Bilmiyorum, dekoratif olarak hoşuma gidiyordu. Almak istiyordum. Sonunda aldım. Bunlardan da gayet güzel. Kırmızı kırmızı. Böyle yani bugünkü alışveriş bu şekildeydi. Bir de bir arkadaşıma hediye aldım ama onu göstermeyeceğim şimdi. Sonuçta hediye göstermez. Zaten adam onu paketledi. İkili böyle kahve takımı gibi bir şey. O şekilde. Başka da bir şey almadım. Bugünlük böyle bir alışverişti. Videoyu ben burada artık bitiriyorum. Güzel bir gündü. Böyle doya doya Kıbrıs'ı gezmiş oldum aslında, yani yakın yerleri özellikle. Çünkü Kıbrıs'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi böyle her yer birbirine yakın olduğu için çoğu yeri gezebiliyorsunuz. Yürüme imkanınız var yani bulunduğunuz şehirde. Bu şekilde videoyu burada artık sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.